Merhaba, bu videoda sizlere Edpuzzle ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Edpuzzle, dijital ortamda bulunan herhangi bir içeriği etkinleştirilebildiği, yani öğrenciler için sorular eklendiği ya da sesli anlatım eklendiği ve bunu sanat sınıf ortamında paylaşıldığı harmanlanmış öğrenme için kullanılan öğrenme araçlarından biri. Şimdi Edpuzzle'da üyelik kısmına bakıyoruz. Hem öğretmen hem de öğrenci olarak üyelik süreçleri devam ediyor. Öğretmen kısmında dilersek kendi Edpuzzle ortamında ya da Google ortamında üye olunabiliyor. Öğrenci kısmında da yine aynı şekilde çalışmakta. Ama Edpuzzle kısmında öğretmenin verdiği sınıf koduyla girilebiliyor. Gmail'de de, yani Google hesabıyla da giriş sağlanabiliyor. Ben kendi oluşturduğum hesapla birlikte gireceğim. Kendi Google çevrimiçi hesabımla birlikte ve şifremi de girdikten sonra girişi tamamlayacağım. Bu ekranda daha önce oluşturduğum videolar çıkmakta. Sadece bir video oluşturdum ve iki soru üzerinden bir açıklama yapmıştım. Şimdi biz de bir video seçip bu video kendi oluşturduğum video üzerinden olacak ve ona etkileşimle bir örnek sağlayacağız. Materyal dersi diye bir ders oluşturmuştum ve o dersin üzerinde siz de gördüğünüz gibi orada video gerçekleşmekte. Biz de şimdi bir sınıf oluşturacağız. Adına yeni diyeceğim. Ve o yeni diye adlandırdığım dersin içine video hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi daha önceki video yok. Burada sınıf açma kapama diye bir özellik eklemişler. Yani öğrenci alımı sağlandıktan sonra o sınıf kilitleniyor. Burada herhangi bir planlı bir video ya da devam etmekte olan bir video olmadığı için her iki tarafta da içerik ara butonu bulunmakta. Şimdi ben de içerik arayacağım. Bu kısım oldukça zengin. Çünkü hem Edpuzzle'ın kendi onayladığı videolar da var, hem de sol aşağıda gördüğünüz gibi hem YouTube hem Khan Academy hem National Geographic bağlantıları bulunmakta. Aynı zamanda dışarıdan da içerik alınabiliyor ve hali hazırda bulunan kendi videomu da bir edit seçeneği de ya da gözlemleme seçeneği de eklenmiş bulunmakta. Şimdi ben oluşturduğum yeni adlı sınıfa içerik ekleyeceğim. Bunu da YouTube ortamında paylaştığım bir video üzerinden sağlayacağım. Şimdi YouTube'a girip oradan kendi ismimi aratarak kanaldan videoyu çekeceğim. Bu oluşturduğum videoda, daha önce oluşturduğum video tabii bu, çözümlü örnek, C# örneği hazırlamıştım. Burada sadece if koşuluyla hazırlanmış bir örnek var. Bu kısımları ben geçmek istiyorum mesela. Yani o örneğin içine bir etkileşim sağlamak istiyorum. Bu yüzden de şu an Edpuzzle bana crop video, yani seçili videoyu kesme üzerine bir araç gerçekleştirmiş ve ben onu kullanacağım. Şimdi başlangıç kısmımı ayarlıyorum. Nereyi ayarlayabilirim diye ve bu kısım olmadan sadece örneğin başladığı yeri ayarlamaya çalışacağım. Yani artık video bu kısımla başlayacak. Değişkenleri girdiğim kısımda. Ve bitiş kısmını da ayarladıktan sonra işlemi tamamlayacağım. Sadece crop video kısmı burası. Edpuzzle 4 aşamadan oluşuyor. Biz ilk kısımdayız.
videomun toplam 2 dakikalık kısmın sadece 1 dakikalık kısmını ortalama almış oluyorum. Bu kesme işlemini bitirdikten sonra da diğer bölümlere geçişi sağlayacağım. VoiceOver kısmı, yani seslendirme kısmı ise, şu an benim mikrofonu kullanmamı istedi, ben hayır dedim. Çünkü mikrofon, yani ses kaydım var videonun içinde. Bunu eklemek istemedim. Audio Notes kısmında da her anlatımda sadece küçük sesli anlatımlar var ve öğrencinin dikkatini çekmesi için sağlanmış kısımlar. Şu an soru ekleme kısmı, yani Ed Puzzle'ın asıl o mihenk taşı olduğu bölüme gelmiş bulunmaktayız. Ben soru hazırlayacağım çoktan seçmeli. Ne hazırlayabilirim diye düşünüyorum ve ekranda integer sayı değişkeni, yani üzerine atanmış integer'ın ne anlama geldiğini, yani hangi değerleri tutabileceğini küçük bir örnekle öğrenciye bir hatırlatma aslında. Bunu sağlamaya çalışıyorum. 4 tane seçme kullanmayacağım. 4 şık kullanmayacağım. O yüzden basit, daha önce de basit olacağını söylediğim için sadece sayısal ve sözel diye değerlendirmeyi gerçekleştiriyorum. Devam ediyorum ve bu kısma da, tabii bu örnek olduğu için hem programı daha iyi tanıtabilmek hem de ne gibi sorular ekleyebileceğimizi sizlerle paylaşmakta bulunuyorum. Burada da açık uçlu bir soru eklemek istiyorum. Açık uçlu kısımda en başta soru işareti olarak görülen kısmada soruyu yazdıktan sonra değerlendirme sorumu oluşturmuş oluyorum. Ama burada anlık bir dönüt yok öğrenci için. Öğretmene gidiyor o değerlendirme ve sonra yorumunu verip sonra değerlendirecek. Burada da Ed Puzzle'ın bana son sağladığı araç olan yorum kısmı, hatırlatma kısmı da oluşturulan videoyu daha etkileşimli hale getirmek için, daha öğrenciyle konuşur hale getirebilmek için böyle bir seçenek sağlanıyor. Ekranı sağ üst kısmında beliriyor o da. Ve videomu tamamlamış oluyorum. Şimdi kaydettikten sonra öğrenci ön izlemesini gerçekleştireceğim. Burada da hem dersi seçip ya da ne zaman, hangi tarihte verileceğini de, yayınlanacağını da söyledikten sonra geçmeyi önle ya da önleme gibi seçeneği de dahil edildikten sonra öğrenci ön izlemine geçmiş oluyorum. Bu videoyu geçemeyeceğim. Çünkü aşağıda da orada prevent skipping seçeneğini aktif hale getirdim. Soru şu an geldi. Video gördüğünüz gibi duruyor ve ben doğru cevabı seçerek devam ediyorum. Burada da yine açık uçlu bir soru, yer tutucu olsun diye geçmiş bulunmaktayım. Burada herhangi bir soru çıkmıyor ama yine devam etmemiz isteniyor. Video tamamlandıktan sonra da bana bir geri bildirim sağlıyor. Öğrenci sayısal seçeneğini seçerek doğru yaptığını, yazdığı açık uçlu soruya yorumunu da sonradan değerlendireceğini gösteriyor ve böylece video tamamlanmış oluyor ve benim içerik kısmımda da bulunmakta. Kaç dakika olduğu ve kaç soru sorulduğu. Ve burada da yine hem video oluşturma kısmı var Ed Puzzle'ın, hem de bilgisayarınızda bulunan halihazırda videoyu da bu sisteme yüklemeyi sağlayan bir
altyapıyı da size göstermiş oluyorum. Böylece videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.